partiye ihanet eden millete de ihanet eder. Bu kadar. Ali Babacan yeni bir parti kuruyor. Sen neler düşünüyorsun? Hiçbir şey yapamaz. Çünkü AK Parti'den böyle dışlanmış insanlarla beraber bir konsorsiyum kurdu. Onun içinde pek başarılı olacağını zannetmiyorum. Tıraş, tam tıraş. Hiçbir şey yapamaz abi. Ha, iyidir, kötüdür bir şey diyemem. Onun için bir hezimet olur. Yani tarihin tozlu sayfalarında kendisini bulur. Allah'ın izniyle hak yol neyse biz ondan yanayız. Ama bazıları da iddia ediyor AK Parti bölünür diyor. Yok be abi, nereye bölünecek ya? Hayatta bölünmez abi. Mümkün değil ya. Daha çok güçlenir. Daha büyük güçlenir, daha büyük güç de gelir. Bunların olması aslında iyi bir şey. Şer gibi gözüken fakat hayırlıdır bunlar. Türkiye'nin hali çok vahim. Allah yardımcımız olsun. Soydular, soğana çevirdiler Türkiye'yi. Ne diyorsun ya? Kimler? Kim olacak? Herkes. A'dan Z'ye kadar muhalefet, AK Parti, İYİ Parti hepsi dümenci. AK Parti'ye normalde oy veriyorum, artık vermeyi düşünmüyorum. Ali Babacan'ı da tanımıyorum, ismini ilk defa duydum. Parti kurarsa da oy vermem herhalde. Çünkü AK Parti'ye oy vermeyi düşünmüyorum. Kime vermeyi düşünüyorsun? Şu an verebileceğimiz kimse olduğunu düşünmüyorum. Bir kişi vardı aslında, o da vefat etti zaten, Saadet Partisi. Başka da kimsenin olduğunu düşünmüyorum şu an verebilecek. Tayyip Erdoğan'ın emeği onun burnundan geçsin. Kimin dilinde vardı o şimdi? Bu da yarın silinip gidecek. Onun gibi neler geldi gitti. O ne yapacak bu memlekete? Kalktı Kılıçdaroğlu ona yanaştı, ona yanaştı. Buna hiçbir şey yapamaz. AK Parti biter mi? Hiçbir şey de olmaz. Daha da millet daha çok kızacak, daha çok oyunu verecek AK Parti'ye. Abi bunların hepsi dümenci. Alayı. Kimler abi? Bütün siyasetçiler abi. Ben kimseye güvenmiyorum abi. Ne diyorsun abi? Ben Allah'tan başka kimseye güvenmiyorum abi. Herkes parti kuruyor, o parti kuruyor, bu parti kuruyor. Vurmasın sonuç mı? Sonuç. Ali Babacan otursun emekliliğine baksın abi ya. Baksın dalgasına reis, başka var mı diyeceğim bir şey? Yok. Biz dümenci dedim, biz de dizi çekiyoruz. İsmi ne? Dümenci, dümen 1, dümen 2, dümen 3 koyalım abi, öyle devam abi edelim. Abi zaten 3. bölümü yeni yeni. Reis, Harbi Dümenciler ismi. Harbi mi? 3 bölüme kadar çektik. Abi harbiden bizi çekiyor mu şimdi? Çekiyor. Meşhur mu olduk abi biz? Evet abi. Ne zaman izleyeceğim abi ben seni? Babacan'a bir şey söyle. Babacan seni seviyorum. Dur. Ali Babacan yeni bir parti kuruyor. Sen evet. Neler düşünüyorsun? Ben vallahi maceraya atıldıklarını düşünüyorum. Yani o da kursa, o da kursa. Gene Galatasaray, Fenerbahçe gibi AK Parti ile CHP ve İYİ Parti muhalifler arasında geçer. Yapacakları macera. Türkiye'yi ileri değil geri götür. Yani onlar geride oynayan takımlar yani. Bir şey yapamazlar. Adam partisini terk etti. Öteki de partisini terk etti. İnşallah devamı gelir diyorum. Yani o ayrılmaların. Türkiye kurtulursa öyle kurtulur. AK Parti'den mi? Bilemem. Fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü artık biliyorsun konuşmak da yasak. Hayırlısı olsun diyorum. Baba kararı ver ya. Tamam, hayırlısı olsun. Herkes bir maceraya atılıyor ama bugün bir parti kurman için kalabalık olman lazım, arkan olman lazım, finans durumun olması lazım. 3-5 kişiyle parti kurulmuyor. Babacan'ın arkası sağlammış. Öyle mi? Bilemem vallahi onu bilemem. Yani hayırlı uğurlu olsun yeğenim. Kendini düşündükler için parti kuruyorlar. Yani eğer mücadele verecekse Türkiye'nin menfaati için de orada mücadele vereydi. Bölmeden başka bir şey değil yani Türkiye. Kurabilir, hayırlı olsun. İsteyen herkes bu ülkede demokratik haklarını kullanabilir. Parti de kurabilir. Reisi destekleyen adam geri dönmez. Çünkü reisin gerisi yok. Ali Babacan'ın yolu açık olsun. Önceden Ali Babacan yeni bir parti kuruyor. Sen neler düşünüyorsun? Ali Babacan kim ya? Hani eski AK Partili. Yok abi, ben tanımam Ali Babacan'ı. Tanımıyor musun? Tanımam abi. Niye? Kim o ya? Ne bileyim ya, ben nereden bileyim Ali Babacan'ı? Uyanmıyorsun. Uyanmıyorum. Yeni parti kuruyor. Baba tek reisi ben biliyorum. Aa. Evet. Recep Tayyip Erdoğan baba. Gerisi hikaye. AK Parti bölünebilir. Şu anda ekonomi çok kötü. Ben de inşaat mühendisiyim. İşsizim. Tersoyum diyorsun. Tersoyum ben de. Yani terso demeyelim de şu an gidişat kötü ya. Bir şeyler yapılmazsa illaki bölünecek yani. İnsanlar, halk rahatsız. Sıkıntı var. Evde zeytin var mı? Evde zeytin var. Allah'a şükür de yani eski tat yok, tuz yok. Öyle. Durumlar böyle yani. Diyorsun. Evet. Eskiden çok geliyordu. Şimdi az mı geliyor? Tabii tabii. Eskiden her şey ucuzdu. Artık yağmur, işsizlik var. Her şey pahalandı. Hani müdahale edilmesi lazım. Allah'a şükür şu anda hani terör belamız yok, şu belamız yok ama devlet güçlü ama halk kötü. Halk zayıf.
Hani bir şeylerin yapılması lazım artık. Ekti mi diyeyim, sattı mı diyeyim, yoldan döndü. Yani hiç tasvip etmiyoruz. Biz reisin peşinden devam diyorum. AK Parti bölünür mü? Kesinlikle bölünmez. Ne Ali Babacanlar geldi geçti. İnşallah yara almadan devam ederiz yolumuza. Çok kötü bir şey yani benim için. AK Parti dururken ne gereği var? Tayyip Erdoğan gibi bir adam dururken. Bana göre en iyisi Tayyip Erdoğan yine. Peki AK Parti'yi bitirirler mi böyle sence? Asla. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Hayırlısı olsun, her şeyi herkes yapabilir. Reisi düşünen adam geri dönmez. Destekleyen adam geri dönmez. Ali Babacan koruyor ama bu memleket için Tayyip Erdoğan başka kimse olamaz. Reisimiz odur Allah'ın izniyle. Onlar hepsi, öbürler hepsi boş yani. Tayyip Erdoğan Abdülhamit Han Hazretleri'nin devamıdır Allah'ın izniyle. Kim onu destekliyorsa Tayyip Erdoğan'ı desteklesin Allah'ın izniyle. Ya bence yanlış yaptığını düşünüyorum. Sonuç olarak yani AK Parti'den doğma büyümesin. Hani AK Parti şu an için yolundan şaşırmadığını düşünüyorum. Yani yaptığı yanlış olarak düşünüyorum. Ya o kadar zarar vereceğini tahmin etmiyorum. Sonuç olarak yani bunun daha önce kalkışmasını yapan çok kişi oldu. Hepsi de zararlı çıktı. Doğru bulmuyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dava adamı değil miydi Ali Babacan? Aynen baba. Şimdi ne yapmaya çalışıyorlar? CHP'ye çanak tutuyorlar. İyi düşünmüyorum arkadaş. Neden baba? Elenenler iyi oynayamaz. Reis'e karşı ayıp ediyorlar. Yemek yedikleri yere çanağı kirletiyorlar. Reis bak İstanbul'a neler yaptı. Biz yurt dışından görüyoruz. Elin darmakalılar bile takdir ediyor ki bizim millet hainlik yapıyor. Karşı koyuyorlar. Mesela Abdullah Gül olsun, diğerler olsun yanlış yapıyor. El ele verip ülkemizi yüceltmek zorundayız. Ya illaki belli bir oy alır. Yani yüzde şöyle söyleyeyim, Ahmet Davutoğlu veya Babacan ceketini koysa %3 alır. Yani %3 ile %6 diyorlar ama Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağını zannetmiyorum. Neden baba? Yani onu başaramaz. Baştan kurulduğu gibi değil, çoğu kişi ayrılmış. Davutoğlu olsun, Ahmet Gül, Abdullah Gül olsun. Sistem aynen devam eder, hiçbir şey değişmez diye düşünüyorum. Memleket için inşallah her şeyin hayırlısı olsun diyeyim. Hayırlı olsun millet için, hayırlı olsun. Sonuçta demokrasi ülkesindeyiz abi. Yani sonuçta çok partili sisteme geçtik abi. Millet zaten severse verir, sevmezse vermez abi. Benim anam babam rahmetli olmuş. Ben anamı ben cezaevindeyken kaybetmişim. Ben cezaevindeyken annem rahmetli oldu. Ben cezaevinden çıktım, bak benim evim barkım yok. Bak ben sokaklarda kalıyorum. Sen gelmiş bana Ali Babacan soruyorsun. Bak şimdi ben cezaevinden çıkmışım. Ben sokakta kalıyorum. Sen gelmiş bana Ali Babacan soruyorsun. O kim ki? Ben geceleri sokaklarda geziyorum. Takılmaca diyorsun. Tabii abi. Ben dışarıda kalıyorum abi. Biz seni videoya çekmedik mi ya? Çektin abi. Hani sokakta kalan arkadaş sen değil misin? Evet benim abi. Ama surat bembeyaz reis. Evet. Nerede yıkandın? Nerede mi yıkandım? Bayrampaşa'da yıkandım abi. Allah Allah. Tabii Güzel işler diye bir güzel abiler var. Güzel ediyor. İnsanlar tabii. Ha. Bize yardımcı oluyorlar. Bizi tıraş ettiriyorlar. Bizi alıyorlar, bize ne bileyim, bize yemek veriyorlar. Kıyak diyorsun. Tabii. Reis, kaç senedir dışarıdasın? Kendimi bildiğim bile dışarıdayım ne ben. Ne diyorsun abi sen tabii. Ya? Harbi mi? Tabii. Hiç mi evin olmadı abi? Oldu. Kaç yaşındasın kanka? 33 yaşındayım ben. Bir cezaya giriyorum, bir çıkıyorum. Bir cezaevine giriyorum, bir çıkıyorum. Ama ev yok hep. Ev yok. Evimiz cezaevi. Ne diyorsun ya? Tabii evimiz cezaevi. Kışın cezaevi. Neden yattın kanka? Ben mi yaralamadan? Bizim bayrağımızı sevmeyene karşıyım her türlü. Diyorsun. Aynen. Bizim bayrağımıza karşı çıkana her türlü karşı oluyoruz. Aynen. Anne baba nerede? Anne baba rahmetli. Ne diyorsun ya? Anne baba berza aleminde. Sen? Ben İstanbul'da geziyorum. Anne. Ne olacak bu işler? Bu işler ne olacak? Bu işler güzel o. Bu işlerin hiç güzel olacak gibi bir şey değil yani. Neden biliyor musun? Ben kendi ülkemde artık mülteci gibi yaşıyorum. Biz çünkü var ya, biz öyle bir insafiyetli, öyle bir ülkeyiz ki, bizim ülkemiz öyle bir ülke ki, hani başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız hani aldı o Suriyelileri getirdiler ya, biz olduk Suriyeli gibi kendi ülkemizde, anladın mı? Şimdi ben Suriyeli gibi geziyorum, onlar Türkiye'li gibi geziyorlar burada.